Evet, yıpranmışlık var ama öyle kolay değil. 58 tane il destek veriyor. Yani Türkiye'de 81 tane il var. 58, 23 tane kalıyor geriye. Murat Bey, bir şey söyleyeyim mi size? Öyle olsa bile Kılıçdaroğlu'nun konuşması bana göre kötü bir konuşmaydı. Nedeni şu, çünkü parti içi sorunlara ağırlıklı yer veren bir konuşmaydı. O bir kaybetme tehlikesini sezdiğini gösteriyordu. Parti içi sorunlarla sınırlanmış, Türkiye ve dünya sorunlarının yeterince ele alınmadığı tam metin burada var. Bir şey söylüyorum. Evet. Yani haklısınız, çok haklısınız. O yüzden şeyi gördü Kılıçdaroğlu, bir risk olduğunu gördü. Özgür Özel'in konuşması ise tam tersiydi. Türkiye ve dünya hakkındaki görüşlerini, yaklaşımını, bir perspektifi koymaya çalıştı ortaya ve bu etkili oldu diye düşünüyorum. Şimdi içeride Sayın Doğan'la konuşuyorduk. Güneydoğu illerinde şimdi HDP oldu, Yeşil Sol. Programdan önce zaten içeride konuşmayın. Konuştuk diye sonra burada anlatmıyorsun. Konuştuğum için anlatıyorum. Yani ben her şeyi anlatırım yani. Hiç. Yok, hayır. Yeşil Sol Parti, yok daha evvel söylemedik hiç. Tabii. Bunu hiçbir yerde söylemedik. Peki. Yeşil Sol Parti'nin önde olduğu, birinci sırada olduğu illerde seçime katılım %79 ilk turda. İkinci turda bu oran %75'e düşüyor. Biz bir hesap yapıyoruz. Şu %75, %79 olsa ve bir önceki turla aynı rayda gitse. Yani bu %5'lik durum. Sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor seçimi. Şimdi buradaki bu dördü bir şeyle sorgulamak lazım. Yani siyaset bilimciler oturup toplansın. Benim de bir siyasi öngörüm var bu konuyla ilgili. Siz şimdi Ümit Özdağ'la işte kayyumlardı, şuydu, buydu, bunları konuştuğunuz anda buradaki en büyük temel hataydı. Şimdi oradan başlayalım. Ben Kemal Bey'e sordum, başka şansım yoktu dedi bana. Çok fazlaydı. Nasıl? Ümit Özdağ'a mı gitmek için mi şansı yok? Evet, başka şansım yoktu dedi. Öyle açıkladı. Ya öyle bir şey yok yani. Ben orada da bir hata. Gitmek zorundaydım dedi. Pardon. Gidersiniz de istedik. Murat Bey sizin... Geliriz ona ama. Efendim? Bu konuyu konuşuruz. Ha peki. Yani şimdi Murat Bey bir tamam. Benim bunu söylememin bir sebebi var. Bakın, bütün muhalefet seçmeni nereye gitse iktidar diye bağırıyorlar. Kazanmak istiyor. Tabii. İktidar diye bağırıyorlar. Salon da öyleydi. Salon öyle. Sokak salonda öyle. Salonda genel merkezin büyük bir ağırlığı vardı. Bütün türbinlerin çok büyük bir kısmını genel merkez yanlısı partiler doldurmuştu. Yaklaşık 30 tane ildeki o seçim zamanındaki mitinglere gidişini seyrettim. Sokaktaki adam Cumhuriyet Halk Partili. Belli her tarafı Cumhuriyet Halk Partisi, bayrakları, bereleri falan bağırıyor. İktidar diye bağırıyor. Şimdi bu önemli bir şey. Siz bunu kaybettiğiniz andan itibaren doğru bir açıklama da getiremiyorsunuz. Yani sadece istatistik gibi takım rakamlar, evet, herkes girse onu ortaya çıkartacak. İşte kırlarda yoktuk diyorsunuz. Ama kırlarda olmamamızın sebebini anlatmanız gerekiyor. Ya oraları zaten önemli değil, biz şuradaki merkeze gidelim derse, sizin oradaki temsilcileriniz, bizim o küçük yerleşim yerlerinde çok fazla oy gelmiyor. O küçük yerleşim yerleri size kaybettirir seçimi. Ki öyle oldu. Şimdi bu, Özgür Özel'e geri dönersek. Özgür Özel'in yaklaşık %23 civarındaydı 6 ay önce Türkiye genelinde tüm seçmenlerin katılımıyla yaptığımız çalışma içinde siyasi biçimini beğenme oranı. Sayın Kılıçdaroğlu'yla 2 puan fark vardı. 2 puanlık fark da genel başkanlık farkıdır o. Yani Kılıçdaroğlu'nun önde olması ve hata payıdır. Yani çok da şey değil. Hep böyle oralarda sıralanıyor. İki tane önemli unsur vardı. Evet, bir tanesi toparlarsanız. Tamam, ben hemen toparlıyorum. Bir tanesini arkanıza alırsanız bu kurultayı kazanacağınız çok belliydi. Bu da Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu kurultay esnasında değil ama öncesinde çok fazla destek verdi. Dolayısıyla Özgür Özel kazandı. Fakat kısa bir ara soru sorayım. Çok erken bir soru ama deneyimlerinize göre, deneyimlerinizden hareketle kamuoyu araştırma, yani insanların toplumdaki eğilimleri ölçen bir iş yapıyorsunuz. Önemli çünkü bu. Bu değişim, bu yönetim değişimi toplumda nasıl bir etki yaratır sizce? Ben mesela temas ettiğim herkes, bize gelen bilgilerde öyle. Biz de bu eğilimleri ölçmeye çalışıyoruz. Yani yeni bir umut dalgası yaratmış gibi görünüyor. Yani o toplumdaki karamsarlık atmosferini kıran bir etkisi var.
Siz nasıl bir, yani yanılıyor olabiliriz, çok erken görülebilir. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? İki gündür sokaklardayım, dolaşıyorum her yere. Hı hı. Çeviren diyor ki, işte çok iyi oldu diyor. Niye diyorum? Ya gitsin de kim geliyorsa gelsin diyor. Yani bakın, ve bunlar Cumhuriyet Halk Partililer. Gitsin derken iktidar için mi yoksa yok, CHP iktidar? Sayın Kılıçdaroğlu için söylüyorlar. Yani neden diyorsunuz, nasıl kaybeder? Onu çıkarmışlar faturayı. Yani haklı ya da haksız algı yani, bu. Bu Özgür Özel olur, onun yerine peki gelen başka birisi olur. Ama buradaki bütün şey, şunu da çok net görüyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni direkt olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü çok ciddi bir şekilde etkilemiştir. Doğru kongre, veya yanlış. Kongre şey yani kurultay daha doğrusu, büyük kongreye kurultay adı veriliyor. İyi de yapılıyor yani, çok güzel bir kavram, güzel bir Türkçe. Demokratik bir atmosferde gerçekleşti. Çok demokratik bir ortam vardı. Yani tam bir demokrasi şöleni gibiydi. Yani oradaki sloganlar vesaire, delegasyonun baskı altına alınmaya çalışmaları bile yine demokratik bir şekilde cereyan etti. Yani bir baskı yoktu, kavga çıkmadı, tartışma çıkmadı bir düzen içinde ve herkes çıktı sözünü söyledi. O önemli. Tabii bir süre sınırı var, 5 dakikada. Yani süresiz konuşamazsınız. Herkes uygulandı ama kimseye torpil yapılmadı. Bir ilden gelen bir delege sesi kesince zıplamaya başladı yerinde. Dediler ki yok yani şey dedi ki Ekrem İmamoğlu gel sen içeride kahve ısmarlayayım yani. Yapabileceğim bir şey yok. Yani, Sabri Ergül'e söyledi galiba. Ya onu ona söyledi. Evet, böyle yani herkese bu partinin etkili isimlerinde de aynı şey uygulandı ama herkes konuştu ve her şeyi konuştu.